Evet merhabalar, bu videomuzda Array metodlarına giriş yapıyoruz fakat Array'lerle uğraşmadan önce küçük bir string metodu göstermek istiyorum Array'lerle ilgili olan. O da split metodu. Örnek bir ee, değişken tanımlayalım. Merhaba dünya nasılsın dedim. Ve... test Hatta response diyeceğim ve şurada bir response değişkeni kaydedeceğim. response. Şimdi ben stringleri belirli parçalara bölebilirim ve bu parçaların her birisinin bir liste elemanı yapabilirim. Yani örneğin ben şu stringi boşluklara göre bölersem yani boşluklara bir çizgi attığımı düşünün. Bu çizgiler arasındaki bu çizgilerin yanındaki her eleman aslında benim listemin bir elemanı olabilir. Mesela ben burada eğer boşluğa göre e, bunları bu parçalarsam, bu stringi parçalarsam merhaba dünya ve nasılsın şeklinde üç farklı elemanı olan bir liste elde edebilirim. Bunu yapmak için ise test.split denilen metodu kullanıyorum. Az önce söylediğim. Ve bunun içerisinde bir artık Harfi olur, karakter olur, herhangi bir şey, bir string giriyorum bunun içerisine. Ben mesela buraya boşluk verdim. Boşluk verdiğim zaman az önce bahsettiğim gibi boşluğa göre e, şu boşlukları referans alarak e, bunlar dışında kalan kısımları, yanındaki kısımları liste elemanlarına dönüştürecek. Ve bu şekilde bir sonuç alacağım. Mesela ben bunu gelip de işte e, B harfine göre yapmasını isteseydim. Şimdi burada bakın bir tane B var sadece, o da B şurada. Gelip de şuradaki merha kelimesini bir liste elemanı yaptı. Beynin sağında kalan A dünyanın nasılsın kısmını ise e, bir listenin farklı bir elemanı yaptı. Elemanlara çeviriyor bunları. Bu şekilde bir metot var. Bilmenizde fayda var. Çok e, kullanılan bir metot. Evet, öncelikle bir liste tanımlamakla başlayalım. Ahmet, Ayşe ve Efe şeklinde bir liste tanımladım. Listelerle ilgili ilk anlatmak istediğim şey listelerin belli elemanlarını değiştirebiliyoruz. Örneğin. E, ee, aynı daha önce bahsetmiştim stringlerde olduğu gibi bu sıfırıncı eleman bu birinci bu da ikinci elemandı. Ben gelip de listenin birinci elemanını mesela Ece'ye çevirebilirim. Listeyi hazırladığım zaman bakın birinci elemanın Ece olduğunu görüyorum. Yani stringlerin aksine listelerde bu şekilde belli indeksli değeri değiştirebiliyorum. İkinci göstermek istediğim şey ise includes method metodu. Bu aslında hatırlarsanız stringlerde de vardı. Yani aslında bu da vardı ama bu stringleri değiştirmiyordu. E, bu ise listenin elemanları arasında girdiğim stringin veya girdiğim herhangi bir şeyin var olup olmadığını kontrol ediyor. Hala liste tanımlamamız kalsın. Şunları yorum satırına alalım. Son Konsol.org List.includes Ahmet diyelim mesela. Liste içerisinde Ahmet denilen bir eleman bulunduğu için bana true sonucunu döndürecektir. Ama ben mesela ahm harflerini versedim. Yani tam olarak o elemanı karşılamasaydı false sonucunu alırım. Çünkü ben burada artık stringlerin aksine tam olarak biri bir eşleşme arıyorum. Yani çünkü elemanlar arasında birebir eşleşme arıyorum. Bu tabii ki string olmak zorunda değil. Mesela elemanların içerisinde 1 ve 5 gibi number'lar da olsaydı ben buradan biri içerip içermediğimi kontrol edebilirdim ve true sonucunu alırdım. Close metodu bu şekilde. Şimdi index of metodunu göstermek istiyorum. Burada da tabii ki stringlerde de vardı bu. Bu ise girilen ee, herhangi bir veri tipinin, herhangi bir verinin o listenin içerisinde kaçıncı indekste olduğunu bana veriyor. Tabii ki eğer yoksa nasıl sonuç aldığını göreceğiz. Mesela list nokta index of diyorum. Örneğin Ayşe diyelim. Ayşe benim listemin içerisinde var. Ve ben bunu yazdırdığım zaman Ayşe'nin indeksinin 1 olduğunu görüyorum. Birinci indekste ki doğru bu. Peki listede var olmayan bir şey verseydim. Mesela test deseydim. Test diye bir string benim listemin içerisinde yok. Bunu yazdığım zaman bana eksi 1 sonucunu veriyor her zaman eksi bir sonucunu verir. Eğer içerisinde yoksa. Mesela 1, 2, 3 diyelim. Öyle bir eleman yok. Eksi bir sonucunu alıyorum. Bunun aynısını bir de last index of var. Bunu da şöyle yapalım. Aynı stringlerde olduğu gibi. Console.log list nokta last index of. Şimdi eğer bir listenin içerisinde aynı elemandan birden fazla varsa. Mesela burada bir Ahmet daha olsun. Ben buraya gelip de index, index of Ahmet dediğim zaman bana her zaman ilk bulduğunu verecek. Yani sıfır sonucunu verecek. Ama ben en son Ahmet elemanını arıyorsam burada last index of'u kullanabilirim. Ve 4 sonucunu alırım. Tabii ki e, burada aynı stringlerde olduğu gibi şey olayı da var. Yani ben mesela ikinci elemandan itibaren aramaya başla diyebilirim. Şurada çıkıyor zaten. bakın e, Kaçtan, e, kaçıncı index'ten itibaren aramaya başlayayım diye soruyor. İkinci index'ten itibaren aramaya başla dersem bu Efe, yani ikinci eleman olan Efe'den itibaren aramaya başlar. Dolayısıyla bana last, yani index of desem bile 4 sonucunu verecektir. Yani bu last index of hiç kullanmasanız da olur ama tabii ki yani en son elemanı istiyorsanız e, bu şekilde last index of'u kullanmanız daha doğru olur. E, aynı şekilde şu hani kaça kadar arasın olayı burada da var. Mesela 3. indekse kadar arasın dediğim zaman 0 sonucunda olacak. Burada 0, 1, 2, 3. Şu 4 e, eleman arasında Ahmet'i arayacak. Fakat hani bu 4 eleman arasında bulduğu en son Ahmet'in indeksini bana döndürecek. Bunu diyorum satın alıyorum göstermek istediğim metot ise bir önceki derste gördük. Fakat daha detaylı göreceğiz. Splice, splice metodu. Aslında burada iki alternatifimiz var. Burada slice da kullanabiliriz. Bir benzerlikleri var. Yani aslında çoğu şeyleri benzer fakat bir farklı, farklılıkları var. Onu da zaten söyleyeceğim. Öncelikle splice ile başlayalım. Aslında splice ve slice'ın temel farkı ee, splice. Siz bunu direkt olarak kullandığınız zaman mesela list.splice şeklinde kullandığınız zaman siz bunu liste karşı e, şey yapmanıza gerek kalmadan işlemenize gerek kalmadan otomatik olarak liste list değişkeninin kendisini değiştirecektir. Ve siz burada bir spice, bir kesim işlemi uyguladığınız zaman bu listenin kendisini etkileyecektir herhangi bir liste eşitlemenize gerek kalmadan. Fakat slice metodu bunun aksine bir eşitleme gerektirir. Yani siz bunu bu şekilde bir slice işlemi yaparsanız e, değişkenin kendisi değişmez. Aynı şekilde kalır sadece onun kesilmiş halini elde edersiniz. Temel fark bu aslında göstereceğim bu farkı da. Şimdi öncelikle. Sonsuz nokta bak list diyeceğim. List nokta slice yazıyorum. burası stringlerde gördüğümüz hani o e, slice'dan birazcık farklı veya substring e, metodundan biraz farklı çalışıyor. Öncelikle hangi indeksten kesmeye başlayacağımı istiyor benden. E, diyorum ki birinci indeksten kesmeye başla. Şu an metne kaldıralım hatta kafa karıştı olmasın. Dört elemanımız olsun. Birinci indeksten başla diyorum. Burada kaç tane silmek mi istediğini soruyor. E, kaç tane elemanı sileyim. E, hani kaçta bitireyim değil bakın. Delete count. Yani kaç tane eleman silinsin. Ben mesela iki sonucunu veriyorum bunu verdiğim zaman sonuç olarak Ahmet ve bir alıyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. E, geliyor buradaki splice metodu. Birinci indekse geliyor. Ayşe. Ayşe'yi alıyor ve diyor ki iki tane silmemi istiyormuş. Zaten bir, bir tanesi Ayşe. İkincisini bir sonraki element olan Efe. Yani bu ikisini listenin içerisinden siliyor. Ve sonuç olarak bana Ahmet ve bir sonucunu döndürdü. Peki ben bu silinden yani bu benim bahsettiğim birinci indeksten itibaren iki tane elementi almak isteseydim ne, yap, ne yapardım? Yani ben Ayşe ve Efe sonucunu almak isteseydim. Bunu listeye eşitleyebilirdim list eşittir list nokta deseydim bu sefer kesilmiş kısmı yani Ayşe ve Efe kısmını bana döndürürdü. Ama ben bu şekilde e, eşitleme yapmasaydım burayı direkt olarak keserdi şu kısmı iki, e, birinci indeksten itibaren iki tane birinci de indeks dahil olmak üzere keserdi ve bunu list değişkenine uygulardı. Bunu mesela biz bir önceki dersimizde belli bir elemanı yani indeksini verdiğimiz elemanı çıkarmak için kullanmıştık. Ne yapmıştık mesela? Ben bunu Efe değişkenini kaldırmak mı istiyorum? Efe değişkeninin indeksine 0, 1, 2. Diyorum ki ikinci indeksten itibaren ikinci indeks dahil olmak üzere bir tane sil. Yani efe değişkenini, efe elementini sil diyorum. Ve ben bunu bu şekilde yaptığım zaman bakın efe'yi siliyordum. Yani siz belli bir kısmını kes aynı bu örnekte olduğu gibi belli bir kısmını kes ve geri kalanı bana döndür derseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya belli bir kısmı kesmek istiyorum ama kestiğim kısım bana lazım derseniz de bunu liste eşitleyebilir veya yani başka bir değişkenle de Ama liste de Bu size kesilmiş kısmı verecektir. Peki slice'ı görelim isterseniz. Yorum satın alalım. E, ama slice ile ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. E, slice bitikten sonra anlatacağım. List.slice diyorum. Şimdi bana diyor ki, e, slice'dan biraz farklı çalışıyor bu. Kaçta başlasın, kaçta bitsin. Aynı stringdeki slice metodu gibi. Mesela diyorum ki, birden başlasın ve 3. indekse bitsin. 3. indeks dahil değil. Yani 1 ve 2. indeks. Yani Ayşe ve Efe'yi döndürmesi lazım bana. Fakat bunu yaptığım zaman bakın, hiçbir şey değişmiyor liste içerisinde. Çünkü dediğim gibi bu slice metodu değişkenin kendisini değiştirmez. Sadece o kısmı keser ve o kısmı bana döndürür burada. Ama değişkenin kendisine bir değişiklik yapmaz. Değişikliği yapmak için bunu liste değişkenine eşitlemem gerekiyor. Yani aynı stringlerde yaptığı gibi birinci indeksten üçüncü indekse kadar 3. indeks dahil olmamakla birlikte e, kesti ve bu kesimi ben liste eşitledim. ve kesilmiş elemanı bu şekilde e, almış olduğum slice'da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi splice ile ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Bu çok önemli bir şey. Hani hatırlarsanız şey demiştim. Ee, siz mesela belirli bir yere, belli bir indekse eleman eklemek isteyebilirsiniz. Bunu daha sonra göreceğimizi söylemiştim. Örneğin ben mesela ikinci indekse bir Mehmet elemanını eklemek istiyorum. Mehmet adını eklemek istiyorum ama ikinci indekste olsun. Yani şurası ikinci indeks. İkinci indekste olmasını istiyorum. Bunu splice metoduyla yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Diyorum ki list.splice. Kaçıncı indekse eklemek istediğimi söylüyorum. Mesela ben kaç demiştim? 2 demiştim. Normalde biz mesela ikinci indeksi kaldırmak için silmek için ne yapıyorduk? Bir yapıyorduk çünkü bir tane silsin istiyordum. Ama ben buraya sıfır yaparsam, oraya orada hiçbir kesim işlemi yapmaz. Yani e, gelip de ikinci indeksi kaldırmaz. Ben buraya sıfırdan sonra bir eleman daha giriyorum ve bu girdiğim eleman e, oraya ekleniyor. Örneğin ben mesela test sonucunu verdim. Test sonucunu verdiğim zaman bakın e, ikinci indekse say, sıfır e, adet kesim işlemi, yani hiçbir kesim işlemi yapılmıyor ve oraya testi koyuyor. Ahmet, Ayşe, ikinci indekste test, sonra F e, sonra 1 var. Ben burada testten baş, dışında başka şeyler de verebilirdim. Mesela 5 ve 2 de verebilirdim. Bakın bu 5 ve 2'yi de sırasıyla yani test, ikinci indeks olacak şekilde, sırasıyla 5 ve 2'yi de e, bu şekilde listeme ekleyebiliyorum. Yani aslında ben listemin belli indeksine eleman eklemek istediğim zaman e, splice metodunu da kullanabiliyorum. Yani splice metodu çok e, şey bir komut. E, çok fazla işimize yarar ya ve çok yönlü bir komut aslında. Çok yönlü bir metot aslında. Evet, array metotları ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. E bundan sonra array ile ilgili bir ders daha görecek. Ondan sonra e, tekrar tabii ki array kavramına döneceğiz. Çok önemli bir kavram çünkü. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.